Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok değerli bir konuğum var ve çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Detaylarını öğreneceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu bizlerle. Öncelikle vakit ayırdığınız ve yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Son olarak biliyorsunuz ki Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmenler olayı gündemi bayağı bir işte meşgul etmişti. Bu konuda sizin soru önergeleriniz var. Öncelikle olay neydi, nasıl gelişti ve sonrasında sizin sormuş olduğunuz, Milli Savunma Bakanlığı'na sorduğunuz önerge neydi? Ondan bilgi alabilir miyiz? Bu olayı biz 10 Kasım tarihinde meydana gelmiş olmasına rağmen hatırlarsınız Aralık ayında Yeni Şafak gazetesinin manşetten verdiği, daha henüz idari tahkikat devam ederken çok detaylı bilgilere ulaştığı ve FETÖ vari bir haber şeklinde sunduğu, adeta teğmenleri hedef gösterdiği, bizce adil yargılamayı etkilemeye yönelik bir dizayn içinde olduğu bir haberle öğrendik. Bunun üzerine bir soru önergesi verdik ilk anda, Aralık ayında. Bu soru önergesine cevap olarak idari ve adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. Daha sonra süreç gelişti. Daha detaylı haberler basında yer almaya başladı ve teğmenlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini öğrendik. Daha sonra 18 Ocak tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu'nun teğmenlerin ihraç kararını verdiğini, Milli Savunma Bakanlığı'nın da hukukçulara, kendi hukukçularını inceletmeye müteakip bu kararı onayladığını, uygulamaya konduğunu bildirildi ve biz de bunu normal basın kanalıyla öğrenmiş olduk. Şimdi burada bir önemli husus var. İki tane nokta var. Bir, Atatürk'e hakaret iddiası ve fiili. Diğeri de adli sürecin devam etme durumu. Biliyorsunuz her ne kadar Yüksek Disiplin Kurulu ihraç kararı verse de idari yargı yolu açık. Ve avukatların eminiz ki bu süreci idari yargıya götürecekleri ve bağımsız mahkemeler tarafından, zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir fiilin cezası kınama cezası olarak değerlendiriliyor Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na göre. İdari yargının da bu yönde bir karar vereceğini ve teğmenlerin tekrar mesleğe döneceklerine inanıyoruz. Dolayısıyla teğmenlerin suçlanması veya karar verilmesi konusunda konuşmak yargıya müdahale olur diye değerlendiriyorum. Hani diğer gazeteler veya basın organları gibi yapmamanın daha uygun olacağını düşünüyorum. O konuya hiç girmeyeceğim ama sorduğunuz sorulardan en önemlisi bizim verdiğimiz iki tane soru önergesi. Bu soru önergelerinde biz mesela en son dün bir haber sitesinde Tolga Şardan Bey'in bir haberi var. İdari tahkikatın detaylarını açıklıyor. Burada çok ilginç bilgiler mevcut. Bunlar da bizim endişelerimizle, 5 tane soru olarak bu endişelerimizi sıralamıştık Milli Savunma Bakanlığı'na ve kamuoyuna. Bunlarla örtüşüyor. Bunlar neydi? Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu oluşumdan da hareketle Atatürk resmini takmayan veya daha sonra Atatürk'le ilgili söylemlerde bulunan bu arkadaşlardan, bu teğmenlerden hareketle bir tarikat veya cemaat sızması mevcut mu? Birinci sorumuz buydu. Evet. Yani Yüksek Disiplin Kurulu sadece iki grup arasında birbirlerine itişme, kakışma veya küfürü mü araştırdı? Yoksa karşı tarafta bir oluşum var mı, onu mu araştırdı? Onu sorduk. Birinci sorumuz oydu. İkinci soru, bu gazetenin bu haberleri nasıl aldığını, her türlü bilgilendirmeye veya açıklamaya anında cevap veren Genelkurmay veya Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın bu konu hakkında adil yargıyı etkilemeye yönelik, yönlendirmeye yönelik haberler karşısında niye tek kelime etmediğini, tek bir açıklama yapmadığını sorduk. Bunun gerekçesi nedir dedik. Üçüncüsü, bu teğmenler muhtemelen 2018 yılında, işte bir sene hazırlık, 4 sene harbokul eğitimini koyarsak, 5 yıl önce 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne temin edildiler. O dönemde hatırlarsınız, izleyicilerimiz de hatırlayacak. Çeşitli sıkıntılar vardı, çeşitli şikayetler vardı mülakatlar ve temin konusunda. Mülakatların belli bir iktidara yakın bir organizasyon tarafından dizayn edildiği, emekli üyelerinin buralardan seçildiği gibi. Hatta bununla ilgili iddialar ayyuka çıkınca Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik 2019 yılındaydı zannedersem, yıpratmaya yönelik bunlar gayretler diye cevap vermiş ve hatta bazı kişiler hakkında adli süreci başlatmıştı. Ama görülüyor ki 2018 yılındaki bu sıkıntı hakikaten
gerçekmiş, gerçekliğini son olayla ispatladı. Bizim buradaki üçüncü sorumuz da mülakatlar ve personel temin konusunda, personel güvenlik soruşturma konusunda, özellikle bu temeller konusunda ne yapıldı? Bunlar incelendi mi? Soruşturma bu yönde geliştirildi mi? Daha sonraki soru harbokul eğitim süreçleri. Harbokul 5 yıl boyunca bunlar takip edildi. Öğretim elemanları var, idare amirleri var, alay teşkilatı var, tabur teşkilatı var. Bu öğrenciler o dönemler işte dün akşamki haberde de mevcut. Bir WhatsApp kanalı kurup cemaatimi oluşturdum diye alay komutanına söyleyebilecek cüreti buluyor. Bu durum araştırıldı mı? Hele dün akşamki haberler yeni bir delil niteliğinde. Gerçi onları idari soruşturmasından çıkıyor ama bunlar da üzerine düşünmesi gereken bir konu. Son olarak da bu olay Tuzla Piyade Okulu'nda bu derece büyümeden çözümlenebilirdi. Muhtemelen oradaki idari personelin de bir sıkıntısı, müdahale eksikliği. Onlar hakkında bir işlem veya değerlendirme yapıldı mı? Ama şunu da şu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunlar bir siyasi açıklama değil. Her ne kadar bir genel bir partinin genel başkan yardımcısı sıfatıyla konuşsam da bu ülkede Cumhuriyet'in kurucusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ebedi başkomutanı Atatürk'ü korumak, ona karşı duranları ister resmiyle ister söylemleriyle karşı durmak, ona karşı duranlara karşı durmak her Türk'ün vatandaşlık görevi. Dolayısıyla tamam bu çocuklar, teğmenler, adli iş, yine şey fazla girmek istemiyorum ama hata yapmış olabilirler. Disiplin kurallarının dışına çıkmış olabilirler. Ama avukatların da belirttiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu bu konuda çok açık. Bu suçun en fazla cezasının kınama olduğunu belirtiyor. Bu değerlendirildi ama suçlar neden tarafından. Ayırma geldi? Eminim idari yargıda da bağımsız Türk hakimleri bu konuyu eline boyuna değerlendirecek ve hak yerini bulacak. Ama esas sorun bu. Bu teğmenler döner veya dönmez. Hayatlarına devam ederler ama yaşadığımız daha önceki tecrübeler ışığında eğer bir tarikat ve cemaatçi yapılanma varsa ki kendi ifadesinde bir cemaat kurdum diyor teğmen arkadaş. Dün gece çıkan haberde, Tolga Şardan'ın haberinde. O zaman bu soruşturmayı genişletmek için ne bekleniyor? Bir açıklama yapmak ve şeffaf olmak için, soru işaretlerini ortadan kaldırmak için ne bekleniyor? Bizim isteğimiz, yani şu biraz önce size ilettiğim 5 soruya tatminkar cevap verildiği takdirde bu ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenilirliği menfi yönde etkiler, ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zafiyete düşürür. Çünkü biz bunları yaşadık. 1990'larda, 1994'ten itibaren tanık oldunuz siz de neler yaşandığını, zafiyetlerin neler olduğunu. Dolayısıyla bu bilakis Türk Silahlı Kuvvetleri'ne daha da güç kazandırır, daha da kendini güvenli haline getirir diye düşünüyorum. Peki geçen hafta bir basın açıklaması vardı ve basın toplantısında gelen gazetecilerden gelen bir soru üzerine şöyle bir açıklama yapıldı bu konuyla ilgili. Adli soruşturmaya ilave olarak silahlı kuvvetlerinden ayırma kararı verilmiştir. Yani dediğiniz üzere aslında bir yandan tamam işte araştırmalar yapılıyor ama neden erkenden ayırma kararı verildi? Bunun açıklamasını peki kimden bekliyorsunuz? Kimin yapmasını diliyorsunuz? Esasında şimdi Yüksek Disiplin Kurulu elde mevcut delillerle iki taraf içinde değerlendirmesini yaptı. Yani ilk aşama tamamlandı. Ama adli işlem devam ettiği dediği benim anladığım veya umut ediyorum ki bu tarikat ve cemaat için WhatsApp hattı kurduğu iddia edilen teğmenin ve diğer arkadaşların o yönde bir genişleme olacak diye umut ediyorum. Tarikatçı ve cemaatçi bağlantı var mı yok mu bu araştırılacak. Bunu umut ediyorum. Yani benim anladığım ilk bölüm tamamlandı eldeki delillerle. Şimdi ikinci bölüm devam ediyor. Ama bunun kime yönelik olduğunu, kimin hakkında soruşturma yaptıklarını, hangi WhatsApp gruplarını esas aldıklarını veya hangi bilgi belgeleri esas aldıklarını şu anda tabii bilemiyorum. Ama bir Türk vatandaşı olarak, emekli bir subay olarak, emekli bir asker olarak temennim bu tarikat ve cemaate yönelik var mı, varsa ne seviyede, kimler var, buna yönelik yapılması devam eden soruşturmanın. Peki elimizde böyle bir bilgi var mı? Yani son işte her gün ekranlarda biz de haberlerimizde yer veriyoruz FETÖ ile ilgili. İşte hala soruşturmalar, hala işte bir takım gözaltılar devam ediyor şeklinde. Bunun bir elimizde veri var mı? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hala sızma girişimleri ya da işte var olan işte temizlik çalışmaları ne durumda diye. Türk Silahlı Kuvvetleri yanında bütün dünya silahlı kuvvetlerine gayri hukuki oluşumların sızma girişimleri olmuştur. Burada yürütme organı,
hükümet, siyasi iktidar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi dirayetli durduğu takdirde, kanun ve nizamları harfiyen uyguladığı takdirde bu oluşumlar başarısız olurlar. Sızmayı başaranlar da daha sonra tespit edilip ilişikleri kesilir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Yıllarca bu yürümüştü, bu şekilde devam etmişti. Ama ne zaman ki, örneğin yakın tarihten örnek vereyim, Fethullahçı terör örgütü FETÖ'ye müsamaha gösterilip iktidar beraber yürüdükleri yollarda onlara işbirliği imkanı sağladıkları zaman, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişik kesmelerine izin verilmediği zaman, üzerlerindeki soruşturmaların veya takibin kaldırıldığı zaman, bu Fethullahçı terör örgütü yayıldı, sinir uçlarına kadar ulaştı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve en sonunda Cumhuriyet Hükümeti'ne kendilerine darbe yapmaya kalktı. Dolayısıyla bunlar bunu yapacaklar. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, başka silahlı kuvvetler olsun, sızmaya çalışacaklar. Burada önemli olan siyasi iktidarın, yürütme organının gücü elinde tutan erken, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin buna engel olacak tedbirleri uygulaması. Yani şu anda elbette mutlaka vardır tarikat, cemaatçi, sızma girişimleri, sızanlar, her kurum olduğu gibi. Ama ben hala şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ezici çoğunluğun Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyet'in temel niteliklerine bağlı askeri personel olduğuna inanıyorum. Zaten bunu da Fethullahçı terör örgütünün darbesinde gördük. Fethullahçı terör örgütünün darbesini engelleyenler, meydanlara inip hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ile FETÖ'cülerin karargahlardan, birliklerden çıkmasına izin vermeyen Atatürkçü Türk Silahlı Kuvvetleri personeliydi. Cumhuriyet hükümetini koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri personeliydi. Dolayısıyla şu anda da eminim sızma girişimleri oluyordur. Belki sızanlar da vardır mutlaka. Ama eminim ileriki dönemde bundan ders alındığı takdirde bu olaylardan gerekli tedbirler alınacaktır diye umut ediyorum. Ama şu anda yürütme gücü bizde olmadığı için sadece umut etmekte, kamuoyunu bilgilendirmekte, soru önergeleri vermekte, yani bize tanınan hukuki yetkileri kullanmakla yetiniyoruz. Evet, bununla ilgili tabii ki iyi ki girişimleriniz var ki biz de elimizden geldiği kadarıyla yer vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki programlarda da farklı açılardan ele almaya devam edeceğiz. Ama eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım lütfen. Benim biraz önce söylediğim hususu bir daha eklemek istiyorum. Yani şu 5 soru tabii çok önemli. Onu her fırsatta gündeme getireceğiz. Bunlara tatminkar cevaplar istiyoruz. İşin özü şu, sızma girişimleri mutlaka var ama Türk Silahlı Kuvvetleri, ben eminim, ezici çoğunluğuyla Atatürk ilke ve inkılaplarının yanında, Cumhuriyet devrimlerinin yanında. Dolayısıyla bu sızma girişiminde bulunan sızanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nüfuz edenleri de en kısa zamanda daha önceki olaylardan ders alarak bir önce tespit edip ilişiklerinin kesilmesini temenni ediyorum, umut ediyorum. Ve teğmenler için de idari yargıda bağımsız Türk hakimlerinin en doğru kararı hakkaniyete uygun, adalete uygun olarak vereceklerini tekrar umut ediyorum. Umut etmekten de başka bir şey yok şu aşamada yani. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler ve katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim bu yayın için. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yankı Bağcıoğlu yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek